Değerli arkadaşlar, tekrar merhaba. Sorularınızı aldık. Şimdi sırasıyla ben konuşmacılara söz vereceğim. Yine konuşma sırasıyla başlayalım isterseniz. Selahattin Hocam, sizinle başlayalım. Olur. Söz sizde. Evet, bana gelen sorulara cevap vermeye çalışayım. İlk soru, ilk işverenden elde ettiği kazançtan hesaplanan kümülatif gelir vergisi toplamı 100.000 TL. Bu işten ayrılarak teknik parkta çalışmaya başlamış ve oradan da kümülatif gelir vergisi matrahı 30.000 TL elde etmiş. Bu kişi diyor beyanname verecek mi diye sormuş Filiz çalışan. Buradaki birinci işveren size bağlı. Eğer birinci işveren 100.000 seçerseniz 30.000 TL 34.000 lira aşmadığı için 2019 için 40.000 lira pardon aşmadığı için beyanname vermez. Ama siz birinci işveren olarak 30.000'i seçerseniz 100.000 TL açtığı için beyanname vermek zorunda toplam tutar üzerinden. Seyfettin Sipahioğlu sormuş. İştiraklerden dağıtılan temettü gelirinin kurumlar vergisi istisnası. İştiraklerden dağıtılan temettü gelirlerinden kastımız yani şirket kar payı dağıtıyor. Şirket şirkete kar payı dağıtıyor herhalde. Bunu sormak istiyorsunuz. Soruyu soran. Değil mi? Evet. Kar payı dağıtımı eğer ki karşı taraf tam mükellef bir kurumsa kar payı alan kişi önemli değil. Kar payı dağıtan karşı taraf tam mükellef kurumsa dağıtılan kar payının %100'ü iştirak kazancı istisnası olarak beyanname üzerine düşülür. İştiraklerden edilen bedelsiz senetlerin kurumlar vergisi yönünden nasıl değerlendirilmelidir? İştiraklerden edilen bedelsiz senetleri yani karşılıksız olarak alındıysa sadece miktar bazında artış olur. Toplam iştirak değerini miktara bölersiniz, birim başına maliyetini bulursunuz. Satarsanız da ona göre çıkışını yaparsınız. Şirketin bankadaki mevduatlarının bankanın B tipi likit fon hesabına değerlendirilmesi sonucu elde edilen kazancın kurumlar vergisi istisnası var mıdır? Hayır, yoktur. Fonların vergilendirilmesinde geçiş 67. madde geçerlidir. Geçiş 67 sadece gerçek kişilerin vergi beyanname vermemesini düzenler. Gerçek kişi haricindeki kurumlar veya ticari kazanç sahipleri bu kazançlarını beyan etmek zorundadır. Zeynel Gök, 331 hesabı yüksek olan bir firmanın kas hesabı da yüksektir. Yıl sonunda kasaya adat yapıp fatura keserek 131 hesabı attık. Bu 131 hesaptaki tutarı 331 hesaba viranlayabilir miyiz? Yoksa 13 hesaptaki tutarı ortak havale yapmak zorunda mı? Şimdi adat yapmak zorunda, sonunda sorun yok ama siz kasa 131'e atamazsınız. Kasa nedir? Nakittir. Kasa nereye çalışır? Doğrudan doğruya bankayla çalışır. Götürüp bankaya yatırmak zorundasınız ve ondan sonra ortağa vermek zorundasınız. Banka üzerinden yapmak zorundasınız. Yoksa siz kaydi olarak 131 ile 100 hesabı kullanarak bu işlemi yapamazsınız. Yaparsanız usul hatası yapmış olursunuz. İnceleme sebebidir. Burhanettin Eleman sormuş. Bilindiği üzere bu yıl sanatçılar inceleniyor fakat inceleme sosyal medya, magazin haberleri üzerinden tespit edilen duyumlarla yapılıyor. Bu durum yani bir inceleme tekniği midir? Bu incelemeler içinde hangi otelde kiminle konakladığına da kadar soruluyor. Bu sorular vergi incelemesi konusuna girer mi? Vergi incelemesinin konusuna her şeye girer. Öyle söyleyelim. Yani vergi incelemesi elemanı inceleme kapsamında istenen bütün bilgi belgeleri toplama hakkına sahiptir. Bütün kurumlar ve gerçek ve tüzel kişiler de o bilgileri vermek zorundadır. Eğer ki buradan bir vergi tayyatı gerektiren durum çıkıyorsa kullanır. Yani buna bir şey diyemeyiz. Emir Bayazıt, şirket satın alma dolayısıyla oluşan şerefi amortismana tabi tutulur mu? VUK karşısındaki durumu nedir? Bilanço dışı nasıl bırakılır? Teşekkürler. Şirket satın alma dolayısıyla oluşan şerefi amortismana tabi tutulmaz. Bu konuda Maliye Bakanlığı'nın vermiş olduğu özerge vardır. Amortisman yapılamaz. Öyle orada durur. Çıkış yap, sattığınız takdirde şerefiye ters kayıtla kapatırsınız. Yani şerefiye bir geçici hesaptır aslında orada. Hasan Kulaç, 320 hesapta oluşan otomatik ödemedeki firmalar, ters bakiyeler, tutarlar 5.000 TL dolayında. 5.000. Sebebi Turkcell, Vodafone elektrik idaresi faturaları otomatik ödemeden düzenli ödeme kaydı yapılıyor. Fakat işveren bunların faturalarını temin edemediğinden gider yazılmadı. Bu ve önceki yıl ters bakiyeyi nasıl düzeltebilirim? Cevabını bulamadım. Yani bir kere 320 hesaplara ters bakiye oluşuyorsa mutlaka bu ters bakiyeyi düzelteceksiniz. Yani avans hesabına kaydedeceksiniz. Eğer faturası gelmeyen bir ödeminiz varsa verilen avanslar hesabına kaydedeceksiniz. Faturası geldiği dönemde bunu kapatacaksınız. Faturası geldiği dönemde dönem geçtiyse eğer, dönemsizlik ilgisi kapsamında önceki dönem gider ve zararlarına atacaksınız ve KKK yapacaksınız.
KDV'sini indirebilirsiniz. Nereye kadar? İkinci yılın sonuna kadar bunların geç gelen faturaların KDV'leri indirim konusu yapabilirsiniz. Ancak gider olarak kayıtları alamazsınız. Bunu KKG olarak dönem sonunda düzelteceksiniz. Ama rakam belli değil. Yani şöyle, fatura gelmemiş. Fatura gelmediği için karşılık ayrılarak yapılabilir mi? Yani faturası yok. Bu bir gerçekten var mı? Ödemesini yaptım sadece. İspat edici vesika, sadece ödeme var elimizde. Ama faturası yok. Ya olabilir. Şirket adına kayıtlı bir telefon yani. Yani olabilir. Yani bunun karşılık gideri, yani gider hesabına atıp karşılık ayırabilirsiniz. Faturası gelince de o karşılıkla kapatırsınız. Yani giderleştirmiş olursunuz. Ama KDV'sini indiremezsiniz yine. Tamam, okay. Çünkü belgesi gelmedi. Belgesi geldiği anda KDV indirim konusu yapabilirsiniz. Necla Bostancı, değersiz alacak ayrılması için gerekli kriterler veya resmi belgeler nedir? Ayrıca belli bir limit veya oran var mıdır? Şüpheli alacak ile arasındaki fark nedir? Şimdi vergi usulü kanunu 322. maddesinde değersiz alacak anlatılır, 323. madde ise şüpheli alacak anlatılır arkadaşlar. Değersiz alacak kazayı bir hükme göre, yani bir mahkeme kararına göre ya da kanaat edici vesikaya istinaden tahsil imkansız hale gelen alacaklar için geçerlidir. Yani bir mahkemeye dava açmanız gerekiyor ve mahkemenin davanın sonuçlanması gerekiyor. Değersiz alacak olabilmesi için. Mahkeme sonuçlanmadığı sürece değersiz alacak yazamazsınız. Kanaat edici vesikadan kasıt ise bu konuda kanunda bir düzenleme yoktur. Tebliğ düzenlemesi de yoktur. Ancak Maliye Bakanlığı'nın süre gelen uygulamalarından çıkan durumlar vardır. Bunlar nedir? Mahkeme huzurunda sulh olunması, kişinin iflas etmiş olması, concordato sürecinde anlaşılması, kişinin yurt dışına kaçması, ölmesi gibi sebepler arkadaşlar kanaat edici vesikaya örnektir. Şüpheli alacak ise alacak daha henüz sonuçlanmadan bir ticari alacak kapsamında alacak için dava ya da icra safhasına başvurursanız ya da dava ya da icra safhasına değmeyecek kadar küçük alacaksa iki veya üzeri tebligatla, yani noterden tebligat çekerek tahsil edemezseniz edemediğiniz yılın sonuna kadar karşılık ayırma hakkına sahipsiniz. Bir alacak için ya şüpheli alacak karşılık ayrılarak kayıtları devam edersiniz ya da şüpheli alacak karşılığı ayırmadan davanın sonucunu bekleyip değersiz alacak yazabilirsiniz. Yani bir alacak için hem karşılık ayırıp hem de değersiz alacak yazamazsınız. Tek birini kullanabilirsiniz. Bunu da bir sınır yok. Göksel Çıtak, ortaklar ve kas hesabı adat uygulamasında 2019 oran nedir? Dediğimiz gibi adat uygulamasında oran iç emsaldir. Kendi iç emsaliniz yoksa eğer bu konuda Maliye Bakanlığı'nın uygulamada veya mahkemelerin uygulamada yön verdiği düzenleme Merkez Bankası avans kredi faiz oranlarını kullanabilirsiniz der. Ya da siz yine buna da ikna olmazsanız kendiniz bir emsal oluşturarak dış emsal kullanabilirsiniz. Ne bileyim şunu kullanabilirsiniz. Bütün kredilerin ortalama faiz oranını bulursunuz. Onu kullanabilirsiniz. Enflasyon oranını kullanabilirsiniz. Bunları yapabilirsiniz. Ancak uygulamada incelemelerde kendi iç emsal, iç emsal yoksa reeskont faiz oranı. Avans faiz oranı daha doğrusu. KDV uygulanacak mı? Evet. Kasa ve ortak cari hesabı adat yaptığınızda bu hizmetler finansman hizmeti sağladığınız için finansman hizmetleri normal şartta BSV'nin konusuna girer. Ancak BSV mükellefi olmadığınız için KDV'nin bunun KDV'sini tahsil edip beyan etmeniz gerekiyor. Nezaket Ertuğrul, yıllarca 570 hesabında rakamlar bulunuyor. Bulunmasında bir sakınca var mıdır? Ne kar dağıtımı yapılıyor ne de sermaye ekleniyor. Sermaye eklenmesi veya kar dağıtımı yapması gerekir mi? Hayır, böyle bir şart yok. Mükellef istediği sürece burada tutabilir. Mükellefe kalmış. Bunlar da mı? Evet. Evet, Seval Öztürk. 157 diğer stok satışlarından sürekli zarar edilmesi herhangi bir denetime sebep olur mu? Stok satışı gerçekleşse de zararına yapılmaktadır. Herhangi bir usulsüzlük bulunmakta mıdır? Bulunmamaktadır. Şimdi buradaki olay bizim için durum şudur. Bizde emsal değer yöntemi vergi usul kanununda artı, kapma değer vergisi kanununda artı, kurumlar vergisi kanununda transfer fiyatlanması bölümünde vardır. Dolayısıyla siz ilişkili kişilerle yapmış olduğunuz bu işlemler kapsamında zararına satış yapıyorsanız, bu zararına satış ilişkisiz kişilerle, ilişkili kişiler aynı şekilde yapıyorsanız ve sizin rakipleriniz de böyle bir fiyatlamayla mal satıyorsa burada herhangi bir sorun olmaz. Ancak sizin rakipleriniz
zararına mal satmıyorsa, aynı ya da benzer malı zararına satmıyorsa, siz zararına satıyorsanız, bu hem vergi usul kanunundaki emsal değer açısından hem de katma vergisi kanunundaki emsal değer açısından sıkıntı yaratır. Bir de bunu ilişkili kişilere yapıyorsanız, kumlar vergisi kanunu transfer fiyatlamasına sıkıntı yaratır. Aradaki fark, kaçırılmış kazanç olarak görülür ve KKG olarak matraha ilave edilmesi gerekir. Nejat İşsever, denetim açısından cari hesap 123-329, 328, 329 hareketleri yemiye defterinden her alıcı ve satıcıya ayrı ayrı bir kod açılmadan 120-01 alıcılar, satıcılar hesabı diğer ticari borçlar olarak kaydedilmesi tenkit konusu olur mu? Olur, hem de çok iyi olur. Siz muhasebe kayıtlarınızı öngörülebilir, belirli, açık, net yapacaksınız. Öyle muhtelif alıcılar, muhtelif satıcılar diye torba maddeler yapmayacaksınız. Muhtelif alıcılar, muhtelif satıcılar, torba maddeler, torba hesaplar her zaman için inceleme sebebidir ve incelemede de başınızı ağrıtır. Nisa Asko, avukat bir mükellefimiz 2009 yılında matrah artırımı yapmış fakat 2009'da matrah artırımı yok ki. Kim sordu bu soruyu? 18 diyor. 17 ve öncesi var. Fakat bilmeden sahte fatura almış ve af istenmiş. Yine de ticari bir durum doğar mı? İncelemeye gidilir mi demiş. Yani sahte fatura kullanma fiilini eğer siz, yani şimdi burada af tarihi yanlış yazmış büyük ihtimalle. Yani 2017 ve öncesinde yapılandırma kapsamında siz matrah artırımında bulunduysanız, sahte fatura kullanma fiilinden dolayı daha sonra incelemeye alındıysanız, incelenmezsiniz, sorun yaşamazsınız. Ancak fasla ve belge düzenleme fiili konusunda inceleme alırsanız o cezai olarak devam eder. Yalnız şu konuda devreden KDV'niz varsa KDV açısından inceleme her zaman için mümkündür. KDV artırımında bulmuş olsanız dahi. Teşekkürler. Evet, bu kadar. Evet. Sevgili Derin Hocam buyurun. Teşekkürler. İsa Bey'in sorusu, vadesiz altın ve gümüş hesabında değerleme yapmak gerekir mi dönem sonlarında? Aynı zamanda vergi usul kanununa bakıyorum. 265 mukayyeti düzenliyor. 281 alacakların mukayyet değeriyle değerleneceğini belirtiyor. Bu bizim için bir alacak. Mevduat veya kredi sözleşmelerinde müstenit alacaklar değerleme gününe kadar hesaplanacak faizle, yani oradaki kıst getiriden bahsetmiş. Dolayısıyla mukayyet değeri şahsi görüşüm 31.12 tarihi itibariyle bankaca tespit edilecek altının fiyatı üzerinden de kıst getiri bence hesaplanması gerekiyor. 331 ortaklara borçlar hesabının dönem sonlarındaki bakiye olması halinde bir sakıncası var mı? Tabii ki var. Örtülü sermaye açısından öncelikle dikkat edilmesi gerekiyor. Öz sermayenin 3 katını aşması halinde tek ortaklara borçlar da değil, 320 hesap herhangi bir borçlar hesabına kayıtlı şirketin ilişkili kişi olabileceği yönünde bize emare teşkil edebilen her türlü cari hesabı da bu hesaplamada dikkate alıyoruz. Risk analiz merkezi veyahut da bizim kendimize gelen iade dosyaları incelemelerinde, kurum iadelerinde. Dolayısıyla 331'e örtülü sermaye açısından dikkat edilmesi gerekiyor. 525-131 hesabın bakiyesini kapatmak için kullanabilir miyiz? Uygulamada bu hesapların birbirleri arasında kapatılmasını görüyoruz. Ancak herhangi bir inceleme halinde veyahut da bilgi belge istenildiği zaman işin esası esastır. Hangi hesaba kaydolunursa kaydolsun bizim için ortaklardan alacaktır veyahut da ortaklara borçtur. Teşekkürler bu soru için de. 1-1-2020 sonrası için hizmet ihracatı yapan firmalar için e-arşiv düzenleme zorunluluğu nedir? Normal şartlar altında bunlar eğer elektronik ortamda bir işlem tesis etmiyorlarsa 5 milyonluk sınır söz konusu. 2018 ve 19'daki satışlarına dikkate alıyoruz. Ancak e-fatura kullanma zorunlu olan e-arşive de geçeceği için bu 5.000 30.000'i soruyorsunuz herhalde. Mükellef olana olmayana hizmet ihracı dediğiniz için de buradan şunu anlıyorum. Karşı taraftaki bizim mükellefimiz değil. Bunun doğru cevabı o zaman 30.000 olarak söyleyebilirim. Çünkü altta sorunun altında 30.000 ve 5.000 olarak ikiye ayırmışsınız.
E-Arşiv gibi portalında saklama süresi 6 ay mı? Biraz önce hanımefendiye de bahsediyordum. Yani bu GİP tarafından organize ediliyor. Benim kendi bilgimi söyleyeyim. Herhangi bir süre yok. Hepsi saklanıyor. Ancak dediğim gibi belki teknik kişilere bu durumu intikal ettirebiliriz. Bizler de öğrenebiliriz ama herhangi bir süre kısıtı yok. İrfan Bey, kağıt ortamında defter tutuyorum. 5 milyon TL'nin altında satış hasılatım var. Durumum nedir? E-faturaya defter. Buradaki eğer ki EPDK'dan bir lisans almamışsan ÖTV 1 ve 3 sayılı listede, yani benzin vesaire, yani petrol ürünleri veyahut da alkol, tütün, bu tarz mağaza şeyleri, emtiaları al satını yapmıyorsanız veyahut da elektronik hizmet sağlayıcısı dediğimiz internet üzerinden alışveriş satan bir firma veyahut da bir şirket değilseniz, normal 5 milyonluk sınırın altındaysanız bu uygulamaya geçmeyeceksiniz, elektronik fatura uygulamasına. Eğer geçtiğinizi varsayarsak mı sordunuz bunu? 5000 TL'nin üstündekilerde e-fatura kesmek için mali mühür alınması zorunlu mudur? Benim bildiğim sistem üzerinden kesilecek, mali mühüre gerek yok. Ama mali mühür de bunu onaylayan bir şey olduğu için olması da kendi içerisinde tutarlı. Herkesten mali mühür için başvuru alınmaz. Otomatik olarak da dağıtılabilinir. 1-1-2020 itibariyle uygulamadaki durumunu göreceğiz. Ama zannımca sistem otomatikman mali mühür sertifikasını sisteme girdiğiniz anda verecek diye düşünüyorum. İzaha davet edilen mükellef pişmanlıktan yararlanamaz mı? İzaha davette %20'lik, %25'lik vergi ziyan cezaları var. Size sorulan sorularda işte cevap verilmesi halinde. Bu ayrı bir müessese, pişmanlık hükümlerinden yararlanılamaz. Onun kendi vergi ziyanında indirilmiş mekanizması ile işlem yapılıyor. Bu arada izaha davet müessesinde uygulamada yalnızca İdareler şu anda yapmıyor, yalnızca vergi denetim kurulu yapıyor. İdarelerin uygulaması noktasında bir çalışmaların olduğunu biliyorum. Nasıl bir şey yapabiliriz veyahut da bu sistemin değiştirilmesi noktasında bunu söyleyebilirim. Sonuç olarak pişmanlıkta yararlanamaz. Çünkü pişmanlıkta hani idarenin ıtlağına girmede söz konusu olduğu için pişmanlığı bozuyor. Perakende satış fişlerinin e-fiş olma projesi var mı? Gidişat onu gösteriyor arkadaşlar. Yani her şeyi elektronik ortama alacağız. Halcilerle ilgili soru gelir diye konuştuk biraz önce arada. Yani halcilerde müstahsil faturası adı altında hani benim de ilk defa duyduğum bir şey kullanıyorlar. Müstahsil makbuzunu biliyoruz ama bunların kendi kanunlarından kaynaklanıyor. Üzerinde rüsum vesaire yazıldı. Hani şimdi onu ne yapacağızın derdindeyiz biz de. Kuvvetle muhtemel bunlar kademeli olarak her şey elektronik ortama geçecek diye düşünüyorum. E-Arşiv'de mal satışında kağıt irsaliye düzenlemememiz yeterli mi? Zaten irsaliye uygulaması devam ediyor. Elektronik ortamdaki faturanın çıktısını malla beraber gönderdiğinde irsaliye yerine geçiyor. E-irsaliye geçme zorunluluğumuz var mı? E-irsaliye, eğer hırdavatçıysanız bazı şartlar var, işte mal alım satımı vesaire, o hırdavat, maden, demir vesaire, döküm, bu işleri yapıyorsanız veyahut da buna benzer birkaç tane zorunlu unsur var. E-irsaliye geçiyor zorunlu, ancak diğerleri elektronik faturayı koyması halinde e-irsaliye yerine geçmiş oluyor. Hepimiz yapıyoruz. İnternetten bir şey aldığımızda evimize kargo geliyor. Üzerinde e-arşiv fatura oluyor. Evet, bu e-irsaliye yerine geçiyor. Bu uygulama halen daha devam edecek. Brüt satışı 1 milyon, hepsi burada veya N11 üzerinde satış yapılmaktadır. E-fatura, e-arşiv, evet, internet sağlayıcıları üzerinden işlem tesis edilmesi halinde bunlarda bir sınır yoktu. İlk mevzuatta bunlar yarı yarıyaydı. 10 milyona satışlar 5 milyonaydı. Bunlarda herhangi bir sınırlama olmaksızın e-fatura uygulamasına geçmek zorundalar. İnternetten satış yapan herkes bir evet, internet, o internet hizmet sağlayıcılarının kullanılması halinde bu durum devam edecek. Biraz önce verdiğim cevap aynı soru herhalde. Tasfiyeye giren bir mükellef e-faturaya deftere geçecek mi? Eğer satışları, o şartları sağlaması halinde tasfiyeye girip girmemesi önemli değil. Elektronik fatura uygulamasına geçmek zorunda.
E-defter hattındaki son durum biraz önce söylediğim 5 milyonluk durum. GİB'in portalından düzenlenecek faturalar adet sınırı olacak mı? İmkansız, olamaz. Hani bunu mantık olarak söyleyebilirim. Bu işin uygulayıcılarından değilim, ancak hani 5 bin veyahut da 30 binlik sınır dediğiniz çok ciddi sınırlar değil bunlar. Yani herhangi bir adet sınırlaması olmaz. Nasıl yapacaklar bunu? Kuvvetle muhtemel interaktif vergi dairesi şifresiyle yapılacağını düşünüyorum. Nasıl yapılacağı şeklinde de bir soru sorulmuş. Şu mali mühür olayı biraz önce dediğim gibi, oradaki yorumumu söyledim. Kuvvetli muhtemel sistem otomatik olarak bir mali mühür üretecek, yoksa başka türlü sistem bunu entegre etmez. Yani sizden ekstradan bunun için bir mali mühür talep ediyorum gibi bir uygulama olacağını zannetmiyorum. 31-2019'da ferdi işletme limite şirkete dönüşmüş. Evet. 2018 yılında ferdi işletme brüt satışı 6 milyon. Evet. 2019'da kurulan limite şirketin e-defter sistemine 1.7.2020'de geçecek mi? Teşekkür ederim bu soru için. Biz bunları ayrı ayrı değerlendiriyoruz. Ya evet, sen ferdi işletmesin, 5 milyon üzerinde satışın var, senin sermaye şirketine dönüştün, sen de geçeceksin demiyoruz. Sermaye şirketinin durumuna baştan bakıyoruz. İkisini ayrı ayrı değerlendiriyoruz. Yani yeni kurulan sermaye şirketi sene sonu itibariyle 2000 kaçta diyorsunuz, 2019 sonu itibariyle 5 milyonluk satış yapmışsa, evet 1.7.2020'de 5 milyonluk satışı geçmişse 1.7.2020'de e-defter, e-fatura geçecek. Yoksa diğeri geçti demiyoruz. Takdir komisyonuna başvurmada imha olunan veya fire verilen mallara GİP üzerinden mi başvuru yapalım? Bunun süreci nasıl oluşuyor? Bir kere fire, altını basa basa çiziyorum, fire için bize gelmeyin. Fire için İstanbul Ticaret Odası'nın, sanayi odasının, artık ilgili kuruluş neresiyse durumunuz, sanayi şirketi ise sanayi odası, ticaret şirketi ise alsatçıysanız ticaret odası, kendi 5614 sayılı bir kanunlar olması lazım. Türkiye Odalar ve Borsalar yılın kuruluş teşkilatı hakkında kanun, bunların zaten yetkisi fire oranını tespit etmek. İnceleme yaparken de, idare olarak bir şey istendiğinde de biz fire oranlarını oradan alıyoruz. Mükellefler de kendi fire oranlarını oradan alıp kendi maliyet muhasebelerinde bunları sonuçlandırabilirler. Bizim açımızdan bir sıkıntı yok. Bunun için takdir komisyonuna başvurulmasına gerek yok. Zaten fireye ilişkin risk ne olabilir diye düşündüğümde, firenin KDV'sinde indirim de yapılabiliyor. Burada KDV'de indirim müessesesi yok gibi bir durum da yok. Dolayısıyla fire için bizde bir irtibat olmasın. Ancak imha için öncelikli olarak bulunduğunuz vergi dairesi, bağlı bulunduğunuz vergi dairesine başvuruyorsunuz. Oradan sonra süreç başlıyor. İmhanın durumuna göre, bazen atıyorum biraz önce de söylediğim gibi bazı sertifikalı kurumlar olabiliyor. İzayda şudur budur. Bunların olması ve ilgili bakanlıktan bir temsilcisi bulunması halinde bize rapor sunulduğunda biz bunu takdir komisyonuna bile sokmadan zayi olan malı kabul ediyoruz. Ancak böyle bir durum yok. Eğer ilgili bakanlığın temsilcisi katılmamışsa biz her türlü takdir komisyonu kanalıyla zayi mal için değer tespiti yapıyoruz. KDV'sini de biliyorsunuz, indiremiyorsunuz. Bunu gider yazıyorsunuz. Cari hesap açıkları geçmişten gelen bakiyelerin kapatılması nasıl yapılırsa doğru yapılmış olur. Güzel soru. Ya ödeyeceksin yani ya da size ödeme yapacaklar ya da ödeme alacaksınız. Bilmiyorum, başka bununla ilgili farklı noktalara gidebilir olay. Başka hesaplarla kapatma, etme, muhasebe iyilesi, kasıt, şu bu noktalarına gidebilir. Ama cari hesap açıklarını duruma göre bakmak lazım. Öyle de değerlendirmek lazım. Belki dava icra safhasında gitmiştir, o olmuştur, bu olmuştur. Yani değersiz alacak hükmüne kavuşmuş olabilir, şüpheli ticari alacak olabilir. Borçsa vazgeçilen alacak olabilir. Yani alternatif metodolojileri var. Olay vaka bazlı irdelemek lazım. Yine elektronik fatura ile ilgili olarak aynı sorular. Maliyenin bir çalışması var mı? Ertelenecek mi? Şu 5 bin ve 30 binlik mesele durumu, bizim e-arşiv GİP üzerindeki sistemimizin kullanma. Bununla ilgili olarak çok fazla sıkıntı bize intikal ediyor. Biz bunların hepsini GİP'e intikal ettirdik. Sürede bir erteleme olur mu bilemem.
Ancak meblağ yukarı çıkarılabilir mi? Sanki çıkarılabilir gibi geliyor. Bu kadar rahatsızlık veriyorsa bir uygulama, insanları bile bile rahatsız edici uygulama yapılmayabilir diye düşünüyorum. Tabii bu benim şahsi düşüncem. Belki bu sorunun cevabını Üstad cevapladı. Bu binek otomobillerle ilişkin yeni kanunda 7193'teki çalışma nedir, ne değildir, siz ne düşünüyorsunuz diye sorulmuş. Yani biz şu anda eski mevzuatı uyguluyoruz. Yani yeni kanun yayınlandıktan sonra uygulamayı göreceğiz. Hani düşünce olarak herhangi yani bir uygulamasını görmemiz lazım. İhracat yaptığımız ürünler alıcı ülke gümrüğüne varmadı. Mal bedeli henüz tahsil edilmedi. Tahsil edilmeyecek. Bedelini getiremeyeceğiz. KDV iadesinde sorun olur mu? Şimdi isimleri okumadım da Arzu Hanım. KDV'ye baktığımız zaman 11. madde yurt dışına hasıl olma diyor. Eğer bir mal yurt dışına hasıl olduysa yani bizim kendi ülke sınırlarımızdan çıktıysa yurt dışına hasıl olma terimi ni içeren bir eylem gerçekleştirildiyse KDV iade açısından sıkıntı olmaz. Tahsilattır, şudur, budur vesaire bence sıkıntılı bir süreç değil. Çünkü kanun açıkça diyor ki tahsilata bağlamamış, ona bağlamamış, herhangi bir şarta bağlamamış, yurt dışına vasıl olma diyor. Mal yurt dışına vasıl oldu, ispatlanabiliyorsa KDV iadesi açısından sorun olmaz. Binek otomobillerde %70 bu soruyu cevabı verildi. Ne düşünüyorsunuz şeklinde. Etbise kayıtlı kendi e-ticaret sitesi olan ikinci sınıf mükellefler birinci sınıfa geçmeyecek. Bunlar internet hizmet sağlayıcıları, bilanço usulüne göre defter tutanlar her türlü geçecek diyebiliyorum. Elektronik fatura uygulamasında. Orada çünkü bilanço usulüne göre defter tutanlara yönelik bir düzenlemeydi o. Yani bilanço usulüne geçtiği andan itibaren elektronik hizmet sağlayıcıları da işlem tesis etmesi halinde e-fatura sistemine geçecek. Elektronik fatura ile ilgili sorular ağırlıkta gördüğüm kadarıyla. Teşekkür ederim sorularınız için. İnşallah yeni uygulamada iyi olur. Yani bu kadar her şeyi kayıt altına alıyoruz. Bir veri, sizlerden bize doğru bir veri bombardımanı oluyor. Biz bu kayıtları kullanabilirsek bizim için anlamlı bir sonuç olabilir. İnşallah da kullanılır. Teşekkür ederim. Evet, sayın konuşmacılarımız pardon, Dilşat Derin ve Selahattin Gökmen değil mi hocam? Bu yanlış söyledim. Gökmen'e ve siz değerli konuklarımıza çok teşekkür ediyoruz. Sabrınız ve katkılarınız için. Yeni yılda görüşmek dileğiyle efendim. Sağ olun.